Merhaba arkadaşlar. EYS yayınları coğrafya 2. kitap 35. föy hizmet sektörünün ekonomideki yeri ulaşımla devam ediyoruz. Hizmet sektörünün ekonomideki yerine baktığımızda hizmet sektörünün Türkiye ekonomisi ilişkisine baktığımızda gelişmiş ülkelerde hizmet sektörünün gayri safi milli hasıla içerisindeki payı fazlayken az gelişmiş ülkelerde Tarım sektörünün payı gayri safi milli hasıla içerisinde daha fazla. Sanayi ve hizmet sektörünün ise daha azdır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren baktığımızda hizmet sektörünün payı ilk yıllarda %37'lerdeyken 2022'de %67.1'i oluşturmaktadır. Hemen tablomuzdan da bakıyoruz. Tarım sektörü 1923'te %51, hizmet sektörü %37'lerdeyken günümüzde ise tarım sektörünün payı %60'lara düşerken hizmet sektörü ise %67.1'lere çıkmıştır. Bu da bizim gelişmekte olduğumuzun göstergesidir. Dünya Ticaret Örgütü'nün oluşturduğu hizmet sektörlerinin 12 alt sektörü vardır. Bunlar nelermiş? Mesleki hizmetler, haberleşme hizmetleri, müteahhitlik ve ilgili mühendislik hizmetleri, dağıtım hizmetleri, eğitim hizmetleri, çevre hizmetleri, mali hizmetler, sağlık hizmetleri, turizm ve seyahatle ilgili hizmetler, eğlence, kültür ve spor hizmetleri, ulaştırma hizmetleri, başka yere dahil edilmemiş hizmetler diye 12 alt başlık altında toplanmaktadır hizmet sektörünün katkılarına baktığımızda hizmet sektörü istihdam sağlayarak ekonomik kalkınmayı desteklemektedir. İstihdam ne demektir? İnsanların bir işe yerleştirilmesidir. Hizmet sektöründe çalışan insanlarla ekonomiye katkı sağlanmakta, işsiz insan oldukça azalmakta, eğitim sektörü sayesinde nitelikli iş gücünü artırır. Hizmet sektöründe insanları eğiterek nitelikli yani herhangi bir işten anlayan kaliteli insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İnsan insanların yaşam kalitesini artırır hizmet sektörü araştırma geliştirme çalışmaları yani ARGE çalışmaları sayesinde sanayi sektöründe daha değerli ürünlerin üretilmesini sağlar yine hizmet sektörü. Hizmet sektörlerine baktığımızda turizm sektörünün ekonomiye katkısı. Turizm neydi? Bir hizmet sektörüydü. Ekonomiye katkısına baktığımızda gayri safi milli hasıla içerisindeki payı %12.8'dir. Turizm neydi? Bacası sanayiydi. Birçok açığımızı turizmle kapatıyorduk. Ekonominin itici ve sürükleyici bir hale gelmesini sağlamaktadır. Ülkeye döviz girişini sağlayarak dış ticaret açığının azalmasını sağlar. Turizm işsizlik oranını azaltır. Turizmin geliştiği yerlerde birçok faaliyet ortaya çıkacağı için burada insanlar iş sahası bulur ve işsizlik biraz daha azalmış olur. Ulaşım, ticaret ve inşaat gibi hizmet kollarının gelişmesine sağlar turizm. Ticaret sektörünün ekonomiye katkısına baktığımızda ticaret gayri safi milli hasıla içerisindeki payı %11.4'tür. Üretimin artırılmasını sağlar. Dış alım ve dış satıma canlılık katarak ekonomik yönden büyümeyi sağlar. Satın alma gücünü artırır kişi başına düşen milli gelirin artmasına sağlar ticaret. Ulaşım sektörünün ekonomiye katkısına baktığımızda gayri safi milli hasıla içerisindeki payı %7.6'dır. Üretim ve tüketim alanlarının arasındaki bağlantıyı sağlayarak ticaretin gelişmesini sağlar. İç ve dış ticaret hacminin büyümesini sağlar ulaşım. Bir de gelir dağılımının düzenlenmesinde yardımcı olur. Ulaşımı etkileyen faktörlere baktığımızda mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınmasına ulaşım denilmektedir. Ulaşım etkileyen doğal faktörleri bir de beşeri faktörleri göreceğiz. Doğal faktörler nedir? Doğa ile ilgili olan faktörlerdir. Coğrafi konum, yer şekilleri, iklim gibi. Beşeri faktörler ise insan ve parayla ilgili olanlardır. Ekonomik faaliyetler, nüfus ve yerleşme teknolojik gelişmelerde beşeri faktörlerdir. Ulaşımı etkileyen doğal faktörlerden birincisi coğrafi konumu. Ülkemizin coğrafi konumuna baktığımızda Asya, Avrupa ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur. Bu durumda Türkiye'nin bu kıtalar arasında doğal köprü görevinde olmasını sağlar. Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Avrupa arasında en kısa karayolunun ve petrol doğalgaz boru hatlarının Türkiye'den geçmesini sağlayarak Türkiye'nin öneminin artmasını sağlamıştır. Türkiye'nin yüksek ve engebeli bir ülke olması ulaşımı zorlaştırmıştır ve yol maliyetini artırmıştır. Dağların genellikle doğu batı doğrultusunda ve birbirine paralel uzanması nedeniyle kuzey güney yönlü yolların yapılması güçleşmiş, Bundan dolayı yollar doğu batı yönünde daha fazla gelişmiştir. Kuzey Anadolu dağları, Toroslar ve Doğu Anadolu'nun yüksek ve engebeli alanları olması kara ve demir yolu ulaşımını zorlaştırmıştır. Karadeniz'de ve Akdeniz'de dağlar kıyıya paralel uzanması ve kıyı iç kesimler arasındaki ulaşımı zorlaştırmış ve ulaşımın geçit yapılmasına neden olmuştur. Türkiye'deki önemli geçitlere baktığımızda dikkat edin geçitler daha çok nerede? Bakın Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında bir de Akdeniz taraflarında. Çünkü buralarda dağların uzanışı nedeniyle ulaşım geçitlerden sağlanmaktadır. Bu geçitlerin başlıcalarına baktığımızda Bolu geçidi, Ilgaz geçidi, Ecevit geçidi Batı Karadeniz'de yer almakta, Zigana geçidi, Ovit geçidi, Kop geçidi, can kurtaran, pirin kayalar, sakal tutan ve Pülümür geçitleri de Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu arasındaki geçitlerdir. Akdeniz'deki geçitlere bakıyoruz. Antalya'da Çubuk, Mersin, Sertavul, Adana, Gülek ve Hatay, Belen geçitleri yer almaktadır. Şimdi bu geçitlerin nerelere bağladığına bakalım. Karadeniz bölgesindeki önemli geçitlere baktığımızda Bolu geçidi. Gümüşova'yı Gerede'ye yani Batı Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlar. Ecevit geçidi İnebolu'yu Kastamonu'ya bağlar. Ilgaz geçidi Kastamonu'yu Çankırı'ya bağlar. Ecevit geçidi ile birlikte Batı Karadeniz'i İç Anadolu bölgesine bağlayan diğer geçittir Ilgaz geçidi. Zigana geçidi Trabzon'u Gümüşhane'ye bağlar. Kop geçidi Bayburt'u Erzurum'a bağlar. Zigana geçidi ile birlikte Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu bölgesine bağlayan geçittir Kop geçidi. Obit geçidi Rize'yi Erzurum'a bağlar. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlar. Can kurtaran geçidi Artvin-Ardahan arasındadır. Artvin'i Ardahan'a bağlar. Pirin kayalar ise Artvin-Erzurum arasında Artvin'i Erzurum'a bağlar. Akdeniz bölgesindeki geçitlere baktığımızda Çubuk geçidi Antalya-Burdur arasında. Antalya'yı göller yöresine bağlıyor. Sertabul geçidi Mersin'dedir. Silifke'yi Karaman'a, Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlar. Gülek geçidi Çukurova'da yani Adana'dadır. Çukurova'yı Nide'ye yani Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan diğer geçittir. Belen geçidi İskenderun'u Amik Ovası'na bağlayan geçittir. Akdeniz'de bu şekilde 4 tane geçit vardır. Doğu Anadolu bölgesindeki önemli geçitlere bakıyoruz. Hülümür, Reşadiye ve Sakal tutan geçitleri vardır. Bölgede kuzey güney yönündeki ulaşımı kolaylaştırmak için yapılmıştır. Ve bu şekilde ülkemizdeki geçitleri görmüş oluyoruz. İklim ulaşımı nasıl etkiliyor bakalım. Çığ, heyelan, don olayı, kar, sis ve sel ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye'nin iç kesimlerdeki karasal iklim koşulları sadece karayolu ulaşımını değil aynı zamanda hava yolu ve demiryolu ulaşımını da olumsuz etkilemektedir. Ulaşım etkileyen doğal faktörleri gördük. Şimdi de ulaşım etkileyen beşeri faktörlere geçiyoruz. Beşeri faktörler neydi? İnsan ve parayla ilgili olan faktörlerdi. Ekonomik faaliyetler ve nüfus ve yerleşmeye bakıyoruz. Sanayi ve ticaretin gelişmiş olduğu şehirlerde nüfus ve yerleşme yoğun olduğu için ulaşım ağı sıktır. Örneğin İstanbul'u düşünün bir sürü yol hele bir de İstanbul'u bilmeyenler bu yollarla karışırsa gideceği yeri bulması oldukça zordur. Buna karşın sanayi ve ticaretin gelişmediği şehirlerde nüfus ve yerleşme yoğun olmadığı için ulaşmağı da daha azdır. Genelde nedir ülkemizdeki şehirler? Bir ana caddesi vardır ve onun çevresinde gerçekleşmiştir yerleşim. Kaybolma ihtimali küçük şehirlerde daha azdır ama İstanbul, İzmir gibi şehirler daha karışık, daha zor gelir bize. Teknolojik gelişmelere bakıyoruz. Ulaşımda yine beşeri bir etken. Hızlı trenlere Marmara, İstanbul Havalimanı'nda burada görüyoruz. Teknolojide meydana gelen gelişmeler sayesinde ulaşım sistemlerinin çeşitlenmesi ve iyileşmesini nitelikli iş gücü ve sermayenin öneminin artmıştır. Yolcu taşımacılığı daha güvenli hale gelmiştir teknolojideki gelişmeler sayesinde. 2022 AYT'de gelen örneğimize bakalım hemen. Yukarıdakilerden hangileri doğal faktörlerin ulaşım üzerindeki etkilerine örnek gösterilebilir denilmiş. Evet, ulaşım üzerindeki doğal faktörlere bakacağız. Bir Karayolu yapımında engebeli alanlarda tünellerin inşa edilmesi. Neden tünel inşa ediliyor? Çünkü engebeli alan yani doğal etkendir. Bunu varsayıyoruz. 2. Sis, yoğun kar yağışı ve çığ gibi nedenlerle ulaşımın kesintiye uğraması. Ulaşım neden kesintiye uğruyor? Çünkü sis, yoğun kar yağışı ve çığ gibi nedenlerden. Yani yine doğaldır. Bunu da alıyoruz. 3. Teknolojik gelişmelerin ulaşım hizmetlerinin süresini kısaltması. Ulaşım hizmetlerinin süresi neden kısalmış? Teknolojik gelişmelerden. Bu nedir? Beşeridir. 3'ü alamıyoruz. Cevabımız 1 ve 2. Ulaşım sistemlerinin yerleşme ve ekonomik faaliyetlere etkisine baktığımızda sanayileşme ile birlikte şehirlerin yoğun göç alması, yatay ve dikey yönde büyümesi, yerleşim alanlarının genişlemesine neden olmuştur. Yaşanan bu süreçte ulaşım faaliyetleri Ham madde ve işçilerin sanayi tesislerine, mamul maddelerin de pazar alanlarına taşınmasında etkili olmuştur. Böylece ulaşım faaliyetleri sanayileşme ve teknolojide yaşanan gelişmelerin şehirlerin daha da gelişmesine katkı sağlamıştır. Örneğin New York, Tokyo, Londra, Paris ve İstanbul gibi şehirlerde hem nüfus fazla, üretim fazla buna bağlı olarak ulaşım gelişmiş. Bu şehirleri ulaşımın geliştiği şehirleri örnek gösterebiliriz. İstanbul'da şehirleşmeye bakıyoruz. Hemen ilk önce haritamıza bakalım. İstanbul'da yıllara göre kentsel gelişim alanlarına baktığımızda ilk yerleşmeler, yerleşmenin çekirdeğini bakın neresi oluşturuyor? Şu Haliç'in bulunduğu küçük alan oluşturuyor ve gittikçe günümüze kadar bakın bu giderek ilk önce kırmızı, ıı, turuncu, sarı ve en sonunda yeşil alana dönüşmüş. Yani şu anda Çatalca Kocaeli Yarımadası'nın her iki tarafı da neredeyse tamamen yerleşim alanlarıdır. İstanbul dünyanın en eski gelişmiş şehirlerinden birisi olmasında ulaşım faaliyetlerinin ayrı bir önemi vardır. İstanbul'da karayolunun gelişmiş olmasında topografik özellikleri yani yer şekilleri özellikleri deniz yolunun gelişmiş olmasında çevresindeki deniz ve boğazların etkisi İstanbul Boğazı etkili olmuştur. İstanbul'da Asya ve Avrupa kıtalarının birbirine bağlayan konumda olması uluslararası ulaşımda çok büyük bir öneme sahip olmasına katkı sağlamıştır. Sosyoekonomik bakımdan Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul, Cumhuriyet döneminden itibaren uygulanan ulaşım projeleriyle şehrin mekansal açıdan gelişimi daha da hızlanmıştır. Bu durum şehrin yerleşim alanlarının büyümesine sağlarken şehir içerisindeki ulaşım ihtiyacının ve trafik sorununun artmasına neden olmuştur. Yaşanan bu sorunlar ne? metro, yeraltı, ray sistemi, deniz otobüsleri bu yaşanan sorunları azaltmak için uygulanan ulaşım sistemlerini ortaya çıkarmıştır. Bir de bazı şehirler vardır. Bunlar ulaşım şehirdir. Yani yol güzergahı üzerinde olduğu için ulaşımı gelişmiş olduğu için gelişen şehirler vardır. Ulaşım koşullarına bağlı olarak gelişen şehirlere Afyon, Karahisarı ve Samsun gibi şehirleri örnek gösterebiliriz. Sinop'a baktığımızda Karadeniz kıyısında bulunan ve doğal bir limana sahip olan şehirdir. Yer şekilleri dağlık ve engebelidir. Dağlar kıyıya paralel uzanması nedeniyle yol yapım maliyeti fazla kıyı ile iç kesimler arası ulaşım oldukça zordur. Ulaşım sistemleri bu yönden gelişmemiştir. Daha az gelişmiştir. Bu durum Sinop'ta ekonomik faaliyetleri sınırlandırırken şehrin yerleşim alanı olarak genişlemesini engellemiştir. Ekonomik faaliyetler var olan nüfuslu besleyemediği için göçlerin yaşanması kaçınılmaz olmuştur Sinop'ta. Sinop'a benzeyen bir diğer şehir de Kastamonu'dur. Kastamonu'da yer şekilleri nedeniyle gelişmesinde ulaşım koşullarının sınırlı olması etkili olmuştur. Yer şekilleri engebeli olduğu için ulaşım burada sıkıntılı. Ulaşım sıkıntılı olduğu için de Kastamonu gelişememiştir. Türkiye'de ulaşım sistemlerinin gelişimine baktığımızda Türkiye'nin yıllara göre karayolu uzunluğu verilmiş. 1950'lere kadar özellikle demiryolu yapımına ağırlık verilmiş. 1950'lerden sonra ise karayolu yapımı daha fazla artmıştır. Dikkat ederseniz 1923'ten bakıyoruz 1950'lere kadar artış var ama esas uzunluğun en fazla olduğu yıllar 1950'den itibaren başlıyor. Bakın 1960'larda 2022'lere baktığımızda bu arada ki fark daha azdır ve yol uzunluğu kilometre olarak daha fazladır. 68.761 kilometrelik bir yola ulaşmıştır 2022 itibariyle ülkemiz. Karayollarına baktığımızda Anadolu, Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında doğal bir köprü konumunda. Bundan dolayı da karayolları ilk çağlarda Kral yolu, Hitit yolu gibi ta en eski yollar ülkemizde yapılmıştır. Osmanlı döneminde ise karayollarının büyük bir kısmı asgari amaçlı yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarından başlayan karayolu yapımı sanayileşme ile birlikte 1950'lerden itibaren hız kazanmıştır. 1980 yılından sonra tem yollarının yapımına önem verilmiştir. Karayolu günümüzde en yaygın kullanılan ulaşım yoludur. Yük taşımacılığının %89'u, yolcu taşımacılığının ise %93'e yakını karayolundan yapılmaktadır. Ülkemizde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yer şekilleri daha düzgün olduğu için karayolu yapımına daha elverişli. Bunun için de yol yapım maliyeti daha az iken Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da bu maliyet daha yüksektir. Türkiye otoyol haritasına baktığımızda kırmızı ile gösterilen yerler kamu kaynağı ile hizmete açılan yollardır. Bakıyoruz Ankara Edirne arasında bu yolu görüyoruz. İzmir Aydın arası yine bu kırmızı ile gösterilen kamu kaynağı ile yapılan yollar. Niğde Mersin Urfa Hatay arasındaki bu yollar yine kamu kaynağı ile hizmete açılan yollardır. Yeşille yapılanlar ise Yap, işlet, devret modeli ile hizmet açılan otoyollardır. Yap, işlet, devret hizmetiyle açılan yollar Ankara ile Niğde arasına bakın. Bir de İstanbul, Manisa, İzmir'e kadar olan yol. Çanakkale boğazındaki köprü. Bunlar bir de Denizli Aydın arasındaki yol bir kısmı yapım aşamasındadır. Yap işlet devret modeliyle yapılan yollardır. De maviler ise devam edenler yapımı devam edenler bunlar Aydın Denizli arasında Mersin'de bir de İstanbul'un bir kısmında yapım işlemleri devam etmektedir.